ay var yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin konla bu ders o ders olsun Merhaba gençler bugün sizlerle kırılma ve renk geliştirici test 2 çözümleriyle beraberiz Bakın ilk sorumuzda Camdan yapılmış O merkezli kürenin merkezine doğru gelen I ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre I bir ışını hangi yolu izler diye sorulmuş bakın gençler. Ve beta açısı büyüktür, alfa açısı denmiş bakın. Beta alfa'dan büyükmüş. Şimdi öncelikle bakın bir ışın küresel bir ortama gelmiş. Bakın I ışın izlediği yol şekildeki gibi. Demek ki I ışını merkezi hedeflediğine göre merkezi hedefleyecek şekilde gelen bir I ışını küresel yüzeye dik geldiği için ortamlar ne olursa olsun bu ışın kırılmaya uğramaz. Peki dikkat ederseniz biz ışın O noktasına geldi. Hemen ne çizdik biz? Normal çizdik. Burası nedir? Hava ortamıdır. Peki burası kaç derece? 90 derece bakın gençler. Peki bu durumda gelen ışının bakın normal ile yapmış olduğu açıya bakarız. Demek ki gelen ışının normal ile yapmış olduğu açı buradaki teta açısı olsun. Demek ki bu teta açısı nedir? Bakın gençler sınır açısı değeridir. Peki bu durumda beta alfadan büyüktür demiş bakın gençler. Burası alfa beta alfa'dan büyük. Bakın. Işın bu sefer diyor ki I1 gibi gelmiş. Peki I1 gibi gelmişse bu ışının hedefi neresi bakın gençler? Burası. Yani merkez değil. Merkez olmadığına göre biz ne yapmamız lazım? Merkezden gelen ışına normal çizmemiz lazım. Yani bizim normalimiz bakın nedir gençler? 4 nolu ışındır. E ışın asla ve asla 4 gibi gidemez ki gençler. Yani bir ışının normal doğrusuna gidebilmesi için ne olması lazım? Dik gelmesi lazım. Ya da bakın şöyle gelmesi lazım. E, o zaman bu dik gelmediğine göre demek ki 4 gibi bir yol izleyemez. Peki buradan biz normali çizdik bakın gençler. Peki ışın ne yaptı bakın? Işın Böyle nokta nokta gibi gitmiş bakın. Hedefi burası. Peki ışın az yoğun ortamdan ne yapmış? Çok yoğun ortama geçecek. Peki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiği zaman ışın ne yapması lazım? normale yaklaşması lazım. Ama bir şeye dikkat edin bakın. Böyle nokta nokta gittiğine göre doğrultusu ne yapmamış? Değişmemiş. Ama değişecek. Niye? Çünkü merkezi defleyecek şekilde gelmiyor ki. Demek ki ışığın azdan çoka gittiği zaman az çok yaklaş demiştik bakın gençler. Az çok yaklaş. Yani azdan çoka yaklaşır. O halde ışının izleyeceği yol nedir bakın gençler? 5 numaralı yolu izler. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada demiş ki hava ortamında bulunan camdan yapılmış K L ve M kürelerinde ışığın izlediği yollar şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre hangi kürelerde Işığın izlediği yollar doğru olabilir diye soruya bakın. Hangi kürelerde ışının izlediği yollar doğru olabilir? Şimdi K küresini inceleyelim bakın gençler. Bunlar neden yapılmış? Camdan yapılmış. Peki hangi ortamda bunlar? Hava ortamında. Peki bir ışın küresel bir yüzeyin merkezini hedeflerse küresel yüzeye dik gelmez mi? gelir. Peki dik gelen bir ışın kırılmaya uğrar mı? Uğramaz. Demek ki gençler burası doğru. Bak şuradaki Giriş kısmı doğru ama burası yanlış. Neden? Çünkü bir ışın camdan havaya geçtiği zaman hiç böyle kırılmadan gider mi? Gitmez. Buraya geldiği zaman ışın ya böyle sınır çizer, bakın ya da böyle geldiği açıyla tam yansır ya da geçer. Normalde ne yapar? Uzaklaşır. Demek ki K nedir? Yanlıştır. Şimdi gelelim ikincisine. Bakın bizim L'deki gelen ışın burası cam ortamı, burası hava ortamı. Bakın hiçbir şekilde bir yeri hedeflememiş. Yani özel bir noktayı hedeflememiş. O zaman ben ne yapıyorum? Küresel bir yüzeye herhangi bir ışın gelirse merkezden normal çiziyorum. Ve gelen ışının bakın normalle yapmış olduğu açı. Bakın şurası teta. Peki ortamlar eşitse ışın böyle gitmeyecek miydi bakın? Ama bir ışın azdan çoka gelirse az çok yaklaş. Normale yaklaştı. Demek ki buraya kadar doğru gençler. Peki bundan sonrasına bakıyoruz. Işın böyle gidiyor bakın. E küresel bir ortamları ayıran çizgi var. E o zaman ben ne yapmam lazım? Buna normal çizmem lazım. Peki küresel yüzeyde Normal nereden çizilir? Merkezden çizilir. İşte çizdim. Peki bir ışın çoktan aza geçer mi? Geçemez. E geç geçerse de ne yapar? Normalden uzaklaşır. Demek ki ortamlar eşit olsaydı böyle gitmesi gerekirken ışın çok az uzaklaş. Bak çoktan aza normalden uzaklaşır. Demek ki bunun gittiği yön doğru olur. Şimdi gelelim son M'ye bakın gençler. Bizim bir ışınımız böyle gelmiş. E herhangi bir noktaya gelirse merkezden normal çizilir. E bir ışın asla ve asla dik gelmediği sürece normal doğrusuna gidemez. Demek ki ta burası nedir? Başlangıçta hatalıdır. Anlaşıldı mı? Demek ki M gibi olamaz. O halde bizim doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada hava ortamında bulunan camın içerisi küre şeklinde oyularak içerisine su doldurulmuştur. Şekildeki gibi gelen I ışını verilen yollardan hangisini izler diye sormuş. Bakın camın kırıcılık indisi sudan büyük, suyun kırıcılık indisi ise havadan büyük olur. Şimdi bu I ışının izlediği yolu istiyor bakın bizde gençler bir ı ışını buradaki bir hava ortamından daha yoğun bir su ortamına geçtiği zaman ne olur bakın. Burası normaldir. Ortamlar eşit olsa idi bakın 5 numaralı yolu izleyecekti. Ama burası ortamlar eşit değil. Azdan çoka gelmiş bakın. Bir ışın unutmayın asla ve asla normal doğrusuna gidemez demek gibi iki gibi bir yol ne yapamaz gençler izleyemez bakın 5 gibi bir yolda izleyemez neden çünkü mutlaka kırılır bakın mutlaka kırılır yani normale normale yaklaşır demek ki 5 de olmaz peki. Bir ışın ne yaptı bakın normale yaklaşacak. Peki normale yaklaştı. E o zaman 3 de olur, 4 de olur gençler. Peki 3 neden olmaz? Çünkü merkezden geliyor ya bakın gençler. Merkezden gelen bir ışın küresel yüzeye dik gelmez mi? E dik geldiği zaman kırılmaması lazım. E bu ne yapmış? Kırılmış. Demek ki 3 de olmaz. Demek ki merkezden geldiği için kırılmaması gerekirken ne yapmış 3 numara kırılmış ve bu kırıldığı için de böyle bir yol izler. Gerekirken kırılmış. O zaman 3 de olamaz. Peki 4 olur mu gençler? Olur. Neden? Bir ışın normale yaklaşır. Küresel yüzeye dik gelir. Dik gelen ışın kırılmaz. Sonra da biz buradaki camdan havaya geçerken normal çizeriz. Ortamlar eşitse bakın böyle gitmesi gerekirken ne oldu bakın gençler. Burası camdan havaya geçti. Bakın şuradan çizecektik biz normalimizi. Şöyle bakın ortamları ayıran çizgimiz böyle. Peki ortamları ayıran çizgi böyle olduğuna göre bakın şöyle yapacaktık. Heh, şurası ortamları ayıran çizgi. Bakın şurası da bizim neyimiz? Şöyle renkli çizeyim daha iyi anlarsınız. <laughs> Bakın şurası hava ortamı gençler. Tamam? Bizim ortamları ayıran çizgimizde neresi? Şuradaki mavi. Yani burası normal. Peki ortamlar eşitse böyle gitmesi gerekirken çoktan aza geçemez. E, geçtiği zaman da normalde ne yapar? Uzaklaşır. O halde dört gibi bir yol izler. Evet gençler burada yine ışığın kırılmasından bahsettik. Bakın en önemlisi de küresel bir yüzeye gelen ışının hareketlerinden bahsettik. Demek ki bir ışın küresel yüzeye geldiği zaman eğer ki dikkat edin bakın merkezi hedefliyor ise ışın ne yapar? Dik gelmiştir. Peki ortamlar ne olursa olsun dik gelen ışın kırılır mı? Kırılmaz. Bakın bu son 3 soruda bunun üzerinde durduk gençler. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.